...bir niyeti gözükmüyor. Yani benim Yok intibam, ben katılıyorum. Benim intibam katılıyorum. bu. Şimdi yıllar Katılıyorum doğru önce... doğru doğru şey. Evet. Zaten söylüyor. Yani istifa etmeyeceğini söylüyor. Çünkü e, pişmanlık duymuyorum. Her her şey ben doğru yaptım diyor. Eksiklerim olabilir ama doğru yaptım diyor. Evet. Şimdi yıllar önce e, böyle birebir röportajlar yaptım biliyorsunuz uzun yıllar. E, birçok alandan değerli isimle Birebir yaptığım söyleşilerden çok şey öğrendim. Bu değerli konuklardan biri de rahmetli İshak Alaton'du. Kendisi biliyorsunuz çok başarılı bir sanayici, iş insanı, iş adamı. O şöyle derdi, başarılı insanlar yönettikleri kurumları öyle bir mertebeye getirirler ki kendilerini lüzumsuzlaştırırlar. Yani İshak Alaton o büyük başarısını kendisini lüzumsuzlaştıracak mertebeye getirdiği zaman gerçek anlamda finalize ettiğini ifade çok, çok önemli ifade bir söz ama. Yani öyle bir sistem kuruyorsunuz, öyle bir kurum, öyle bir şirket, öyle bir parti, öyle bir idare kuruyorsunuz ki siz artık olmasanız da o sizin arkanızdan tıkır tıkır işlemeye hatta daha başarılı olmaya devam ediyor. İşte o zaman siz gerçekten iyi bir yönetici, gerçekten iyi bir başkan, gerçekten iyi bir lider oluyorsunuz demişti rahmetli İshak Aloto. Ee, saygıyla arıyorum Çok bir kez daha kendisini. Şimdi e, biraz önce ilk bölümde Sayın Balbayda bazı kulis bilgileri almış ve bizimle paylaştı. Ee, anladığımız o ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yakınıdaki e, kurmayları e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğunu ve burada bir yenilginin söz konusu olmadığını, eksiklikler varsa da ...bunun faturasının Sayın Kılıçdaroğlu'na kesilmemesi gerektiği yönünde kendisini ikna etmişler. Yani anladığımız o. Tabii bu ne kadar doğru bir karar bunu süreç içinde göreceğiz. Ama şu aşamada şunu söyleyelim. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu kendisini hani hiçbir pişmanlığım yok diyerek ifade de etmiş bugün... Hiçbir pişmanlığı olmasa bile en azından ilk gece kamuoyunun karşısına çıkıp halkın karşısına çıkıp gerçek anlamda kağıda bakmadan yürekten bir konuşma yapmamış olduğu için pişman değil mi? Ya da ertesi gün ilk 24 saat içinde 25 milyon seçmeni habersiz, bilgisiz, açıklamasız bıraktığı için pişman değil mi? Yenilirsiniz, kazanırsınız. Seçimde kazanmak da var, kaybetmek de var. O seçmen, ki biz de dahiliz o seçmenlere, milyonlarca insan Sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde %100 yüz değil, yüzde bin, yüzde on bin kredi verdi tarihi bir fırsat verdi. Sayın Kılıçdaroğlu da kendince elinden geleni yaptı. Ama sonuçta seçim kazanılamadı. Neden kazanılamadığını ya da ne olsaydı kazanılabileceğini, seçimde hile var mıydı, yok muydu, bununla ilgili ne önlemler alınabilir ya da alınmalıydı ya da alınacak ve bundan sonra Nasıl bir yol haritası izlenecek? Bu konuda lider bir konumda olan Çünkü seçilseydi bu ülkeyi yönetecek kişi olacaktı. E yenildiği zaman ortadan kaybolacak kişi olmamak gerekiyor. Bu sorumluluğu yerine getirmeliydi Sayın Kılıçdaroğlu. Aradan 12-13 gün geçtikten sonra bir televizyon kanalında hiçbir pişmanlığım yok demesini ben açıkçası biraz yadırgadım ve üzüldüm. Çünkü siyaset hep söylüyorum. Matematik işi değil. Psikoloji işi. Evet sonuçta biz sandıklarda oy sayıyoruz. Ama o oyların bir netice olduğunu, aslında sebebin insanların psikolojisi olduğunu ve hissettiklerine bakarak duygu ağırlıklı oy verdiğini biliyoruz. Yani biz o yüzden istediğimiz kadar gerçekleri anlatalım. Verilerle, istatistiklerle, ekonomiyle, bilimle ama sonuçta seçmen, özünde insan ve insan doğası yine nörobilim ispat ediyor ki ağırlıklı olarak duygularıyla karar veriyor. İstese de istemese de. Şimdi bu seçim sonrası Kazanıp kazanmadık, kaybettik. Kim haklı, kim değil. Seçimin hileleri zaten geçen programda ben evet. detaylı bir şekilde anlattım. Tekrar etmeyeceğim. Yani şeffaf, adil, demokratik bir seçim olmadığını ben detaylı bir şekilde geçen hafta anlattım. Arzu edenler izleyebilir. Tekrar etmeyeceğim. O ayrı bir tartışma. Ama bu akşam 25 milyonun seçim gecesi sonrası. Ki burada ikinci şans vardı yani ikinci tur. Hani birinci turdaki o büyük hayal kırak kırıklığının e, arkasından alınabilecek dersleri de dikkate alalım. İkinci turun sonrasında 25 milyon ağırlıklı olarak şöyle bir hissiyata sahip. Kırgın, üzgün, öfkeli hatta, kızgın hatta ortada bırakılmış, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, yalnızlık duygusu var ve belirsizlik içinde. Ve bu insanlar, milyonlarca insan, gencisi, yaşlısı, kadını, erkeği, köylüsü, şehirlisi, koşa koşa gitti sandıklara, demokrasi için, adalet için, hak için, hukuk için, eşitlik için, aydınlık bir gelecek için. Ve sonuçta yaşadıkları duygular bu. O yüzden hiçbir şey olmadıysa bile bu 25 milyon insanın yaşadığı hayal kırıklığı, ortada bırakılmışlık duygusu, yalnızlık duygusu dikkate alınmadı. Bence bu pişmanlık için yeterli bir sebep. Evet önemliydi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Geçen sefer bu şeyi anlattım mı? Bir fıkra vardı bununla ilgili. Savaş kazanılınca işte kral madalya takıyor komutana. Komutanı kürsüye alıyor. Madalya takarken